Herkese merhaba. Sevgili Artı Siirt Haber Ajansı izleyicileri, bugünden itibaren her hafta inşallah bir konuk ve bir konuyla karşınızda olacağız. Ve ilk defa ilk söyleşiyi de bir gençlerin bir temsilcisi, öğrenci konseyi başkanı ile yapmayı düşündük. Bu programımızda sizlerin sorunlarını, problemlerini dile getirmeye çözüm yollarını konuşacağız inşallah. Bugünkü misafirimiz Siirt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mus'ab Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Hem biz hem izleyicilerimiz. Mus'ab Yıldız, mütercim tercümanlık okuyorum Siirt Üniversitesi'nde. Vanlıyım. Sizden biriyim. Bizden biri. Evet. Evet, hepimiz biriz zaten. Nerede okudunuz? Ailenizden biraz bahseder misiniz? Van'da ilkokul, Van ortaokul yine Van. Lisede Van'da. Ardından üniversite sınavı Siirt nasip oldu. Evet. Biz de burada devam ediyoruz. Babam memur. Annem ev hanımı. Evet. Bir abim, bir kardeşim var. Öyle. Yani bir Mus'ab olarak 17 bin kişinin temsilcisi olmak kolay değil. Bu yükü kaldırmayı düşünmüyoruz. Bu bir fedakarlık şeyidir. Yani bu gençlere hizmet etmek niyetiyle. Kesinlikle hizmet etmek istiyorum. İnsanların isteklerinin, taleplerinin olması, bunların yönetime iletilmesi açısından çok ağır bir yük. Çünkü bazı sorunları iletmekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Bazılarını iletseniz de çözülmüyor. Çözülmemesinin sebebi siz görülebiliyorsunuz. Bu biraz ağır bir yük ama hizmet etmek için girdiğimden dolayı elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum. Geçen sene de çok güzel işler yaptık. Bu sene de inşallah yapacağız. Geçen seneki konserlerde, bahar şenliğinde insanların, öğrencilerin o coşkusunu görmek çok çok mutlu etti beni. Eleştiriler de vardı. Şimdi Mus'ab kardeşim, biz o üniversitedeki ile ilgili çalışmalarınıza geleceğiz ama ben öncelikle sizi bulmuşken, 17 bin gencin temsilcisi olarak sizi görmüşken gençlerin genel sorunları nedir yani? Böyle çok fazla teferruata girmeden başlıklar halinde sıralamak mümkün mü? Şimdi bir aslında buraya iki açıdan bakabilirim. Yani bir gençlerin kendine has sorunları, bir de ülkedeki yapılamayan şeylerden dolayı gençlerin sorunları. Bizimle konuşabiliriz. Gençlerin bireysel sorununun bence maneviyat. Bir dersem eğer maneviyat derim. Manevi eksiklik gençlerde çok var. Bu manevi dediğim şey aslında böyle dinden dolayı doğan şey değil. O da içine girebilir ama bir doyumsuzluk var gençlerde. Ne yaparsanız yapın bir doyumsuzluk. Biz buna belki İslamiyet'e şükretmeme diyoruz ama burada bir doyumsuzluk görüyorum. Bunun dışında ikinci eksiklik fikir. Gençlerin, bu tabi çok hoşuma gidiyor, fikir fakiri olduğunu düşünüyor. Yani yeni bir şeyler üretmeye isteyen ama fikir üretemeyen. Yani yeni bir şeyler olsun isteyen ama fikir konusunda çok aciz kalan gençler görüyor. Peki, fikir üretemeyen diyorsunuz. Şimdi eski bir tabir var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi kesinlikle olmak diye, cehalet diye tabir edilir bizde. Yani dolayısıyla gençlerin fikirlerinin olmaması, yani sizce sebebi okumamak olabilir mi? Kesinlikle. Veya toplumun sosyal problemleriyle, toplumsal meseleleriyle ilgilenmemekle ilgisi ne kadar var? Gençlerin temelde yani çoğunluğunun amacı eğlenmek. Bunun dışındaki her şey onlar için biraz geçici gibi görünüyor. Okumaya gelince sıkıcı, gezmeye gelince bilimsel olursa yine sıkıcı, eğlenceli olursa ancak. Çok iddialı gençler size kızarlar mı bu iddianızdan dolayı? Kızabilirler ama okumayan bir gençle karşı karşıyayız. Evet. Bu açık. Yani herkes öz eleştiri yapması gerekiyor kesin bu konuda. Ben de yani elimden geldiğince okuyorum, farklı kaynaklardan da okuyorum ama yeterli mi değil kendimi geliştirme adına. Elimden geleni yapıyorum. Gençlerin de bunu yapmasını isterim. Peki doyumsuzluğu nasıl anlatırsanız?
Doyumsuzluk, Siirt'te bu şey, yani bu konuda gençler biraz haklı. Yani bir şeylerin yapılması lazım. Sosyal alanda eksiklikler çok fazla Siirt'te. Ancak bir şey yaptığınız zaman bile bundan tatmin olmayan gençleri görebiliyorum. Yani üzerine bir şey koymak yerine neden olmadı diyenleri de görüyorum. Burada da fikir şeye geliyor. Oysa bir fikirle bunu geliştirip devam ettirmek varken burada hemen neden olmadı acziyetine düşüyoruz. Bu biraz fikirle alakalı, doyumla alakalı değil. Evet. Doyumsuzluk konusu biraz daha geniş bir kavram. Gençlerin biraz daha yani, şükretmeyi... Şunu mu anlamak lazım doyumsuzlukta? Elindekilerle yetinmeme olabilir yani. Elindekiyle yetinmeme, daha iyisini isteme çağımızın bir şeyidir, bir gereğidir. Ona itirazımız olmaz ama sürekli elindekiyle yetinmemeyi mi kastediyorsunuz? Yani elinden ne olursa olsun onunla yetinmeme. Peki... Aslında insanın doğasında mı var? Var tabii doğasında, fakat şu, bu da bu söylediğiniz şunu da meydana getiriyor. O zaman gençler bir türlü mutlu olamıyor. Yani sürekli onu elindekiyle mutlu olmak yerine sürekli erteliyor. Hayır, bir de şu olsun olayım, bir de şu olsun. Ve sürekli erteleme gençlerin iddia edildiği gibi mutsuzluğunun altında bu mu var? Aslında çok büyük şeylerde biz mutluluğu arıyoruz. Ben aynı zamanda Siirt'te, Siirt Gençlik ve Kültür Evi'nde gönüllüyüm. Orada yaptığımız etkinlikler gerçekten çok kayda değer etkinlikler. Yani küçük şeyler ama çok etkili şeyler. İnsanı mutlu etmeye yetecek şeyler. Hani benim arkadaşlarım var çevremde, onlardan da görüyorum. Çok mutsuz olarak gelen insanları görüyorum gençlik evine. Ama orada bir rehabilitasyon merkezini ziyaretten sonraki havayı gördüğümde çok etkileniyorum. Çünkü samimi bir gülüş görebiliyorsun. Bu bile yani daha mesela örnek veriyorum, ekonomik olarak insanlar biraz bu konuya girer gençlerde. Yani işte maddi olarak biraz daha iyi olayım, biraz daha iyi olayım der. Oysa biz mutluluğu küçük şeylerde ararsak gerçekten de bulabiliriz yani. Bizim orada yaptığımız diğer faaliyetlerde de bu ortaya çıkıyor. Engelliler gününde biz yine 3 Aralık'ta bir organizasyon düzenlemiştik orada. Engellilerle beraber zaman geçiren üniversiteli arkadaşları gördüm. Böyle yani insan mutluluğun tam tabirini orada görebiliyorsun. İkisinin yüzünde de görebiliyordum. Hem engelli kardeşimiz de hem de üniversiteli arkadaşımız. O zaman bakın şu akla geliyor, şöyle bir soru akla geliyor. Mutsuz, elindekiyle yetinmeyen, sürekli mutluluğunu erteleyen gençleri söyledik ama aynı gençlerin birilerini mutlu ettiğinde mutlu olduklarını da söylüyorsunuz değil mi? Evet, o zaman burada çözüm sanki kendiliğinden çıkmış oluyor. Yani burada gençlere tavsiyeniz mutsuzsanız ne yapmaları gerekiyor? Vallahi aslında mutlu olacakları şeyleri aslında insanlar kendileri bilir. Yani biraz değişiyor. Bazıları için mal mülk, bazıları için ana baba, bazıları için evlat. Tek mutluluğun kaynağı olarak görülür bunları. Oysa biraz daha geniş bakmak lazım mevzuya. Ben buna genel bir tabirle iyilik diyebiliyoruz ama işte Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle salih amel diyoruz. Bence temel nokta aslında salih amel. Yani insanlar gerçekten iyiliği emredip kötülükten nehyettiği zaman mutlu olmayı başarabiliyorlar. Her ne kadar maddi olarak çok yüksek seviyede olmayan insanlar görsem de yine de bu tarz şeyler onları mutlu etmeye yetiyor. Yani küçük şeylerde ararsan, evet, büyüklerinde... Ben şunu anladım. Yani insanların mutlu olmasını, gençlerin mutlu olmasını istiyorsan sanki size, bize tavsiyeniz, aslında yetişkinlere de tavsiyeniz gibi oldu. Birilerini mutlu edin. Evet. Doğru mu anladın? Kesinlikle. Peki. Sen baştan şimdi genel sorunları konuşarak bitiremeyiz ama ben hemen üniversitedeki temsilci olduğunuz bu binlerce öğrenciyle ilgili sormak istiyorum. Temsilci olmanız hesabıyla gençler zaman zaman sorunlarını, yani genel sorunlarını belki ama özellikle üniversiteyle ilgili karşılıkları, problemleri size iletiyorlar. İletiyorlar. Bunları kendi başınıza çözebiliyorsanız çözersiniz. Çözemediğinizde
yetkililere çözmesi gerekenlere ulaştırıyorsunuz. Evet. Ulaştırıyor musunuz? Bize söylenilen bütün problemleri kesinlikle not alıyoruz. Ondan sonra zaten üniversitemizin bizden istediği şey de bir faaliyet tablosu oluşturmamızı istediler yine bu dönemde. Gençlerin sorunlarıyla ilgili. Biz de bununla ilgili faaliyet tablosunu oluşturduktan sonra kesinlikle yönetime iletiyoruz. İletmediğimiz hiçbir problem yok. Bu konuda gençlerin kesinlikle bize darılmalarını istemiyoruz. Çünkü bize ne iletilmişse mutlaka yukarı biliyordur. Çünkü biz hiçbirini es geçmiyoruz. Ben nereye gidersem gideyim, nerede oturursam oturayım, üniversiteyle ilgili küçük bir şey duyduğumda bile telefonuma not ederim sürekli. Evet. Çünkü bu problemler küçükten başlar. Küçüğü çözersek büyüğe ulaşabiliriz. Evet. Küçük küçük bunları inşallah halletmeye çalışıyoruz. İletme konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yetkililere ulaştırıyorum diyorsunuz. Kesinlikle. Yetkililerin bu konudaki o sorunları nasıl karşıladıkları, yani çözüm babında çözülebilecek, belki bazen çözülemeyecek şartlar gereği sorunlar olabilir ama hemen çözülebilecek yetkililerin inisiyatifinde olan sorunlarla ilgili çözüm geliyor mu size? Ben Türkiye'de bürokrasinin biraz geç işlediğini düşünüyorum. Yani şu kağıt işleri biraz daha zor işler. Yani biraz yavaş işliyor. Siirt Üniversitesi'nde de aslında biraz bu var. Keşke bu biraz düzeltilse. Ama ilettiğimiz yani sorunlara sağ olsunlar, yani yapılabilecek bir durumda ise eğer üniversitenin maddi imkanı el veriyorsa ya da manevi, sağ olsunlar bize ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Ama bazı konularda yardımcı olamıyorlar çünkü gerçekten bazı işler yavaş işliyor. Bazı konularda da üniversitenin yapabileceği şeyler olmuyor. Yani çözümü üniversitede arıyoruz ama mesela Siirt'in genel durumundan dolayı da bazen sıkıntı yaşıyoruz. Yani jeopolitik konu olabilir, üniversitenin bulunduğu, siyasi de olabilir, sosyolojik de olabilir, hiç fark etmez. Yani bu üniversitenin elinde olmayan sorunlardan dolayı çözülmeyen problemlerimiz de oluyor. Ama genel manada üniversite yanımızda. Peki, birkaç örnek verebilir misiniz? Yani size ulaşan sorunlarla ilgili öğrencilerin temsilcisi olduğunuz arkadaşlar, çocuk, gençlerin sorunlarıyla, yani üniversitede günlük hayatlarına karşılaştığı sorunlar neler genelde? Bizim de çok ilettiğimiz ama çözülmesini de çok istediğimiz ama bazı sebeplerden dolayı sadece üniversitenin çözemeyeceği sorunlardan biri sosyal çevre. Üniversitemizde sosyal alan kıtlığı görülüyor. Yani bu çok açık. Üniversitede dersini bitiren kişilerin, yani dersi bitmişse eğer, ondan sonra üniversite içerisinde durmadığını görüyorum ben. Sürekli bir merkeze kaçma ya da yurda kaçma durumu var. Evet. Bu gençleri aslında üniversitenin içerisinde biraz tutmak lazım. Nasıl tutacaksınız siz? Bu açıdan sosyal alanlar yetersiz görüyorum. Yani üniversite içerisinde sosyal alanların yetersiz olduğunu görüyorum. Mesela spor sahaları mı? Spor sahaları konusunda sahalar. Yani basketbol, voleybol sahaları. Halı sahamız var. Yeterli mi sizce? Yeterli mi? Şu an için halı saha konusunda ben yeterli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yüzme havuzunun olmasını çok istedi gençler. Bir türlü yapılmadı. Onun projesi vardı söyledikleri. Yani yönetimin bana söylediğini. Evet. O bir türlü gerçekleşmedi. Keşke o olsaydı üniversitemiz içerisinde. Tenis sahamız var fakat kortta sıkıntı var. Onun düzeltilmesini bekliyoruz. Sağ olsun yine görüştük. Olumlu cevap verdiler. Genel olarak üniversitede bence gençlerin de içeride bir şeyler yapmaları gerekiyor. Yani kültürel faaliyetlerin, sanatsal faaliyetlerin üniversite içerisinde genişlemesi lazım. Bu konuda eğitim fakültesi Siirt Üniversitesi'nde biraz daha öncü. Eğitim fakültesinin alanı da o konuda çok iyi düzenlendi. Şu an sosyal alan konusunda eğitim fakültesi diğer fakültelere göre daha iyi. Ama öğrencilerimizin işte diyorum, yani biraz aslında sorun öğrencilerden de kaynaklanıyor. Biraz daha faaliyet yapmamız lazım. Biraz daha etkinlik konusunda kendimizi geliştirmemiz, fikir üretmemiz gerekiyor. Peki,
Gençlerle yaptığınız toplantıda gençlerin düşünceleri, sorunlarını arıyorsunuz. Evet. Gençlerin istedikleri, çözülmesi istedikleri konularla ilgili proje üretiyorlar. Yani size şöyle bir talebimiz var ve şöyle şöyle olmasına fayda var. Şurada, şöyle, şu şekilde diye. Böyle bir projelendirme hazırlığınız oluyor mu? Bizim oluyor ama söyleyen gençlerin olmuyor. Yani keşke bizim uğraştığımız kadar onlar da uğraşsaydı. Yani öğrenci konseyi bu konuda gerçekten uğraşıyor. Yani geçen sene dediler ki bize işte konser yapalım, bahar şenliği yapalım. Kimle yapalım? Gençlerle. Gençlerle yapacağız. Kim var? Gönüllü? Yok. Bu konuda gerçekten el atsaydılar işlere çok daha iyi olurdu. Ama yine de biz bir şeyler yaptık. Resul Dindar konserini yaptık. Çok güzeldi. Yönetim çok güzel destekledi bizi sağ olsun. Bahar şenliğini yaptık yine orada. Gençler çok güzel eğlendi. Çok iyiydi. Ama gençlerin bu konuda bize biraz daha böyle fikir konusunda ya da yanımızda durma konusunda öğrenci konseyine destek çıkmalarını istiyorum yani açıkçası. Biraz daha yanımızda güçlü durursa eğer, beraber olursa öğrencilerle ki geçen de zaten üniversitemizin topluluklarıyla bir araya geldik. Onlardan da söz aldık. Yani inşallah beraber bu işi yürüteceğiz. Üniversitede inşallah bir şeylerin yapılması adına, üniversitemizin gelişmesi adına yönetime hep beraber gideceğiz. Hep beraber projeleri sunacağız. Bunun için hazırlığımız da var. Sağ olsun Eğitim Fakültesi Dekanımız da bize çok yardımcı oldu bu konuda. Bir projeyi inşallah beraber hayata geçireceğiz. Bunu da bekliyoruz. Şimdi genel olarak soruyorum. Yani gençlerden edindiğiniz itibarıyla ilgili. Sizce Siirt Üniversitesi'ndeki eğitim, yani mühendislik, eğitim fakültesi vesaire genel olarak soruyorum. Eğitim düzeyiyle ilgili bir konu hiç gündeme geldi mi? Yani eğitimden çok memnunuz veya daha farklı şeyler yapılabilir tarzında. Yani özetle yapılan eğitimden memnun musunuz? Genel olarak soruyorum. Şimdi bazı, yani burada aslında biraz ayrım yapmış olacağım belki ama bazı hocaların öğretmenlik kalitesi bazı hocalara göre çok daha iyi, etkin. Yani öğretmenlik herhalde başka bir meslek. Siz de bir eğitimci olarak bunu daha iyi bilirsiniz. Öğretmenlik mevzusu bilgiyle de alakalı olmuyor bazen. Bazen insanlar biliyor ama aktarmada sıkıntı yaşıyor. Siirt Üniversitesi'nde bunun biraz problem olduğunu görüyorum eğitim konusunda. Ama herkes için bunu söyleyemeyiz. Yer yer bu şikayetleri duyuyorum yani eğitim kaliteli değil falan filan diye. Ama bazı hocalarımız da çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Türkiye çapında olduklarını düşündüğüm hocalarımız da var Siirt Üniversitesi'nde. Daha iyiye gider mi? Daha iyiye gider. İnşallah daha güzeli olur. Biz de daha iyi eğitim. Peki hem gençlere, genç arkadaşlarınıza hem genç olarak günlük hayatla ilgili hem üniversitede bir öğrenci olarak neler tavsiye edersiniz? Önce genç olarak mesela başta söylediniz işte doyumsuz, bilgiyi okumuyor falan tarzında ne tavsiye edersiniz başarıları için ileride? Öncelikle gençlerin bence sizin de söylediğiniz gibi başlangıçta mutlu olmayı başarmaları gerekiyor ilk önce. İnsanların sevdikleri meslekleri yapmaları gerekiyor bence. Mutlu olmalarına sebep olacak şey de aslında sevdikleri meslekleri yapmaları olacaktı da. Yanlış meslek seçen arkadaşlarımı görüyorum bazen çok böyle şikayetçiler. Keşke sevdiği mesleği yapsa insanlar. Bu konuda isterim ki insanlar sevdiği mesleği yapsın gençler. Şükretmeyi bilsinler kesinlikle. Okumayı bilsinler. Okumak dediğim sadece kitap okumaktan bahsetmiyorum. İnsan bazen kainatı da okuması gerektiğini düşünüyor. Yani etrafına bakıp bir şeyler konuşabilmek, bir şeyler söyleyebilmek, ağaca bakıp tefekkür edebilmek bile bence bir okumak. Yani hem kainatı hem de kitabı okumayı başarsın istiyorum gençler. Bunun dışında kendilerini bireysel olarak gerçekten geliştirsinler. Sosyal alanlara girsinler. Gezebiliyorlarsa Türkiye'nin doğusundan batısına neresi varsa her tarafı gezip bu kültürlerle alakalı gerçekten geniş bilgilere sahip olsunlar. Bu hem onların şükretmelerini hem de daha ileriye gitmelerini sağlayacaktır.
Biz sağ ol, yani ben Siirt Üniversitesi'nde çok mesela şikayet olarak duyuyorum bunu. İşte Siirt'teyiz, biz nasıl gezeceğiz, nereye gideceğiz, ne yapacağız falan. Ben buraya geldiğimden beri yani 9-10 tane şehir gezdim. Bazılarını 2 defa gittim yani. Bu gerçekten benim için çok iyiydi. Kimse, yani herkes yapamaz diyor ama yapılabilecek şeyler bunlar. Bunun yolu da sosyal olmaktan geçiyor. Yani sosyal alanlara girsinler, gençlik merkezlerine, gençlik evlerine dahil olup gerçekten insanlara faydalı olabilirler. Bu yolla da mutlu olabilirler. Evet sevgili seyirciler, bugün bu haftaki söyleşimizi Siirt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Musab Yıldız kardeşimizle yaptık. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konuyla görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Katıldığınız için size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Davetinize icabet ederim. Çok sağ olun.